Efendim geldik geldik yine nereye? Ambarlı'dayız. İstanbul Ambarlı'da Hüsmen Ağa Köftecisi'ndeyiz ve sevgili Kemal abim yanımda. Kemal abi nasılsın? İyiyim Hakan, sen nasılsın? İyiyim, çok şükür. Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yani çok yüzüne bakamadım, yanlış anlama çünkü o kadar güzel yemekler var ki. Sevgili seyirciler, buraya bir kokusu geliyor. Böyle farklı farklı baharatlı, farklı farklı köfteler, etler böyle. Şimdi hepsini anlatacağız. Önce sorayım, nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Her şey çok güzel gidiyor. Ambarlı şubemiz bizim ikinci şubemiz, franchise şubemiz. Gördüğün gibi çok güzel bir mekanımız oldu. Bu güzel lezzetleri artık çok daha geniş kitlelere, çok daha sizlere ulaştırabilecek mekanlarda açıyoruz. Biraz sonra tatacaksın zaten. Görüntüden daha fazla bir de lezzet boyutu var. Tahmin ediyorum. Çorbalarımız da var ama şu çok merakımı çekti ya. Bu ne oluyor abi? Bakayım şuna bir. Bizim Trakya usulü Osmanlı sucuğumuz. Bu Osmanlı sucuğu. Osmanlı sucuğu, kendi imalatımız, doğal katkısız. Vay 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 vay. Sevgili koruyucu seyirciler, katkı içermeden. Bayağı da ağır yani ha. Evet. Valla söyleyeyim mi? En kötü vardır bu. Herhalde bir 2.6, 2.5, 2.7 vardır bu tahminen. Şunu da şöyle koyalım abi. Birazdan tartacağım. Evet, şimdi çorbaların tadına bakalım öncelikle. Ne çorbası var burada? Şimdi mercimeğimiz var. Biz mercimekte kemik suyu ve tereyağlı özel soslu yapıyoruz. Yani gözüm lezzet kadar sağlığa da takviye yapıyoruz. Yani bu kış aylarında ekstra takviyeye ihtiyacı oluyor insanların. Oh, süzme. Evet, süzme mercimek. Çok güzel abi. Çok güzel. Kelle paçamız. Kelle paça ve işkembe. Hangisi daha favori, onun tadına bakayım. İkisi de güzeldir. Şu kaşığını alayım senin. İkisi birbiriyle rekabet ederler. Sevgili seyirciler, evet. Gördüğünüz gibi bu ne oluyordu ortadaki? Kelle paça mı? Kelle paçamız bu. Kelle paça. Uzun ve zahmetli bir işçiliği vardır kelle paçanın ama ortaya çıkan lezzet muhteşemdir. Bir parça limon sıkayım sanki. Vay 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 sevgili seyirciler. Evet. Senin etin güzel galiba. Şey, bu Hüsmen Ağa genelde Trakya şeydir de var mı Trakyalı falan? Biz neresiniz? Trakyalıyız. Edirne Uzun Köprü. Çanakkale. Hemşeriyiz. Biraz güneyindeyiz be ya. Aynı be ya. Hemşeri değiliz. Hemşeriyiz. Hemşeriyiz. Biz 28 harf. 28 H kullanmıyoruz. E yok. Bizde E yok. E derken P yani anlıyorum. H harfini kullanmıyoruz. H harfi yok. Şimdi burada neler var bir hep beraber sayalım. Sonra tadına da bakarız. Bu o bizim az önce görmüş olduğun Osmanlı sucuğumuz. Pişmiş hali. Bu bizim amiral gemimiz, lokomotif ürünümüz, uzun köprü köftemiz. Bu bir porsiyon mu? Bir porsiyonda 5 tane var ama biz Trakya usulü servis yapıyoruz. Önce 3, daha sonra 2 adet servis ediyoruz. Peki müşteri 3 tane geldiğinde kardeşim bu az değil mi demiyor mu? İlk gelen müşterilerimiz her seferinde bunu yaşıyorlar. Ama daha sonra ikinci servisin sıcak yapılacağını öğrendiklerinde bundan çok daha memnun oluyorlar. Çünkü köfte biraz sonra soğuyup tadını kaybetmeye başlıyor. Tabii. Ama 3 ve 2 sıcak yapınca her köfteden aynı lezzeti alabiliyorsunuz. Süper. Burada? Bu bizim kaşarlı köftemiz. Kaşarlı köfte. Burada... Onun bir tadına bakayım şöyle ya, dur orada keserim ben. Sevgili seyirciler, en sevdiğim köftelerden biridir yani kaşarlı köfte. Hiç... Bak şu bak, tam kaşarından alayım şöyle ortasından. Bakar mısınız? Vay 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 vay. Evet, kaşarlı kısmından şöyle. İçindeki ne kaşarı bu? Taze kaşar. Taze kaşar. Burada? Bu uykuluğumuz. Uykuluğumuzu sadece taze uykuluk kullanırız, büyük hayvandan. Kuzu uykuluğu kullanmıyoruz. Piyasada birçok donuk uykuluklar da var ama biz sadece taze uykuluk alırız. Kendimiz ayıklar, temizleriz ve sunarız. Uykuluk neresi oluyor hayvanın? Boyun kısmındaki bir et parçası. Ama çok lezzetli bir yerdir değil mi? Çok lezzetlidir ama çok az çıkar. Her hayvandan belli bir miktarda, bir yumruk büyüklüğünde çıkar. Birkaç kilo en fazla değil mi? Birkaç kiloyu bulmuyor bile maalesef. Anladım. O yüzden de her zaman tazesini bulmak zor oluyor. Vay vay vay. Ama çok lezzetli oluyor. Evet, biz de tadına baktık. Bu satır köfte mi? Bu gene Trakya'mızın meşhur Keşan bölgesinden, Keşan'dan satır et. Keşan. Köfte diye bilinir ama aslında bu ettir. Ettir değil mi? Yani kıyma değildir. Aa. Satırda çekilmiş kuzu etidir. Bu kıyma değil mi? Et mi bu? Satırda çekilmiş kuzu etidir. Sadece kekikle harmanlanır. Bol kekikli. Bol kekikli. Kekikle harmanlanır.
biz menşeimiz Trakya olduğu için lezzetlerimizin hemen hemen tamamı Trakya yöresinden gelen, Balkan bölgesinden gelen lezzetlerdir. Reçetelerimiz oradan gelir. Ama çok lezzetli ya. Bayıldım ya. Çekim bitince şunu ben yiyeceğim he. Ekip lütfen. Tamam. Salatamız zaten salatamız, o da. Köftenin olmazsa olmazı piyazımız. Ya, tabii ki. Çok güzel. Bir de bizim neredeyse içinde 40 tane malzeme bulunan, birçok ilden özellikle ayrı ayrı malzeme getirttiğimiz acı sosumuz var. Vay vay vay. Bu normalde 5 köfte yiyecekken bir o kadar daha yemenize sebep olan. O zaman senin şu özel ne köftesiydi bu? Uzun köprü köftesi. Uzun köprü köftesini o sosla yiyelim mi? Ne dersin abi? Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi sosumuza da batırdık köftemizi ve... Enteresan tatları var içinde ya. Dediğim gibi birçok ilden özellikle bunun için katkı malzemesi geliyor. Edirne'den, Antep'ten, Maraş'tan birçok ilden gelen malzemelerle oluşturabiliyoruz ama bu lezzeti. Ama çok güzel. Farklı olması bakayım, gerekiyor. Tek tadına bakayım şunu. Yani hani o normal köftenin yanında verilen acı sos gibi değil. Böyle bir farklı bir kıvam alıyorsunuz. Genellikle acı sos olarak verilen bizim Edirne yöremizde yapılan bir biber sosu vardır. O sos olarak sunulur. Dediğim gibi bunun içerisinde neredeyse 40'a yakın bir muhteviyat var, ürün var. Onların oluşturduğu bir rahiya var, birleşiminden oluşan. Lezzet oradan geliyor. Bir de şunu tek yiyeyim. Ama iddialı olduğunuz kadar var. İddialı olmazsak... Bu iş olmaz. Müşteri memnuniyetini yakalamak... Aynen. Kolay olmaz. Maşallah. Bayağı da dolu. Güzel de. Şu sucuğun ağırlığını merak ediyorum. Bir tartıyı alayım bir. Şöyle bir tartalım tamam. O zaman bakalım. Oraya iddiamız gerçekleşecek mi? Ben bir daha sucuğu alayım şöyle bir. Ağırlığına bakayım abi. Sen ipinden tutarak bir tartarsın. Benim tahminim bunun ağırlığı. Şöyle okuyorum iyice. Ya atmayayım ama elim fena değildir. 2.800 diyorum. 2.700, 2.750 diyeyim hadi, 2.750. Ve karar anı. Karar anı, birazdan. Ne çıktı abi? 3.500. Vay vay vay, bilemedik ya. Buraya bir, şöyle bir efekt girelim efendim. Wee, wee, wee diye. Ama lezzetini daha lezzeti çok merak ediyorum. Lezzeti hesap edemediğin için lezzetten gelen bir ağırlık vardır. Herhalde odur yani. Şöyle... Güzelce keselim. Vay 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 vay. Bu ne sucuğu oluyordu şimdi? Bu Trakya usulü Osmanlı sucuğu. Osmanlı sucuğu. Osmanlı'da böyle mi sararlarmış sucuğu? O zamanki teknoloji buna müsaade ettiği için doğal hayvan bağırsağından yapılırmış. Hı-hı. Biz de aynen şu an görmüş olduğunuz göden denen büyük hayvan bağırsağından, doğal bağırsaktan yapıyoruz. Bu ne abi? Müthiş bir şey. Bir tane daha alabilir miyim? Hepsini alabilirsin. Bu lezzeti durdurmak kolay değil. Abi, hak şey veriyoruz. Yok ama. Bak, favorim bu. Uzun köprü köftesi. Evet. Hepsi güzel ya, bir şey diyemem yani. Ama bu efsane. Alkış, vallahi alkış. Abi, helal olsun vallahi. Ama tabii burada... Aa, bu ne ya? O üzüm şıramız. Ne zaman içilir? Başta mı, sonunda mı? Her anda içilebilir. Köfteyle çok güzel gider. Evet. Bugünkü günümüzde birçok katkılı içecekler var. Bu üzüm şıramızda hiçbir katkı yoktur. %100 üzümden yapılır. Şeker dahi ilave etmiyoruz. Doğal. Doğal, %100 sağlıklı, bol vitaminli bir içecek. Ve tabii ki pastırmalı kuru fasulyemiz. Doğru mu söyledim? O bizde namı diğer hurmadır. Soğuk mu, sıcak mı bu? Sıcak, sıcak servis edilir. Ama lezzetinden dolayı hurma gibi yumuşacık bir kuru fasulyedir. Evet. Köftemiz kadar meşhur, köfteye rakiptir. Ya. Çok farklı, böyle tuzu az. Nasıl diyeyim? Böyle hani dağılıyor ağızda böyle. İşte hurma gibi yumuşacık ağzınızda eriyip... Nerenin kuru fasulyesi bu? Bu Erzincan tarafından alıyoruz kuru fasulyeyi. Erzincan tipi fasulye. Benim hanım Erzincanlı. O zaman bu tada yabancı olmamanız lazım. Erzincan'a da selamlar buradan. Evet, Erzincan'a da selamlar. Abi gerçekten çok güzel. Yani... Açıkçası görsel olarak da sunum da çok güzel. Beni en çok mesela şu an cezbeden şey ya da değişiklik olduğu için şey yapan şey bu köftenin 3 tane gelmesi sonra 2 tane daha gelmesi. Evet, sıcak maşada. Çünkü evet, sıcak maşada. Yani
köftenin sıcakken tekrardan gelmesi evet, ve soğumadan onu yemeniz çok güzel bir şey. Onun yanında şu piyazı da tekrar aldım. Piyaz bence özellikle köftenin yanında çok önemli bir salata. Doğru mu söylüyorum? Ya köfteyle bu kadar yakışan bir lezzet olamaz, değil mi? Atalarımız çok güzel bir şey miras bırakmışlar bize, bir keşif bırakmışlar. Yani onlara teşekkür ediyoruz tekrar. Sever misin piyaz? Sevmemek mümkün mü? Ele köfteyle. Ama gerçekten şaka bir yana, yani işin eğlencesi şeyi, çok lezzetli yemekleriniz var. Şu an onu anladım abi. Biz müşterilerimizden bizden ayrılırken damaklarında bir lezzet kalsın istiyoruz. Hı hı. Yani sadece yemek yemiş olmak için değil, giderken anılarında, hatıralarında bir lezzet vardı, bir yemek yemiştik, bir köfte yemiştik demelerini istiyoruz. Tüm lezzetlerimizde de bunu yakalamaya çalışıyoruz. Yani herhangi bir ürünü yapmak, menüye koymak basit bir şey. Lezzetlerimizi taçlandıracak bizim yakışıklımız var. Tatlı mı var? Evet. Hiç sevmem. Nedir o? Hayrabolu tatlımız var bizim, meşhur yakışıklımız. Hayrabolu tatlısı, vay 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 sevgili seyirciler. Teşekkür ederim Volkan Bey. Şunu da vereyim, şu çorbayı da vereyim Volkan Bey. Evet, Hayrabolu tatlısı meşhur. Yine Trakya'dan bir lezzet. Vay, vay, vay. Hayrabolu ilçemizden meşhur Hayrabolu tatlısı. Bizde namı diğer yakışıklı diye geçer. Biz bunu kaymak, tayin, fındık ve pekmezle bir yakışıklı hale getiriyoruz. Soğuk soğuk geldi. Müthiş yani. Of evet. Of of. Ya şu an inanamazsınız. O kadar lezzetli ki. Yediğim bütün köftelerin tadını unutturdu bana bak. Evet, her bir lezzet bir yerinin önüne geçecek kadar evet. Lezzetli. Bu güzel bir şey aslında. Vallahi on numara her şey. Emeğinize sağlık. Dediğim gibi mekanınız çok güzel. Önündeki otopark alanından tuvaletlerin temizliğine kadar. Allah sizlere de hayırlı işler versin Kemal abi. Sizlere de. Bu arada sosyal medyada, Instagram'da nerede neyse hesabında çekilişimiz devam ediyor. Ona da oradan katılabilir ve gerekli bilgileri alabilirsiniz. Efendim bu lezzetlerin tadına doyamadık ama kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra tekrar burada sizlerle beraberiz. Ve Kemal abime de teşekkür ediyoruz. Kemal biz abi. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzeldi. Özellikle şu sucuğun ağırlığını bilemediğim için diyecek bir şey yok ama lezzetiyle bana o bilemediğim şeyi de unutturdu. Senin dediğin gibi lezzeti hesaba katamadık. Hesaba katamadığımız için hafif gösterdik. Evet. Evet. Sevgili seyirciler, haftaya nerede neysek programında tekrar görüşmek üzere. Bu haftalık bizden bu kadar. Kemal abimle size veda ediyoruz. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın. We'll be right back.